Herkese merhaba. Sıcak takibi sürdürüyorum gördüğünüz gibi Ukrayna konusunda. Gerçekten Avrupa, Avrasya, genel anlamda dünya ve küresel sistem diplomatların sesinin biraz daha az çıktığı, generallerin özellikle savunma bakanlarının sesinin biraz daha yükselmeye başladığı, tünelin ucunda ne tür bir ışığın belli olduğunun belli olmadığı garip bir süreç yaşıyor. Bir yanımız savaşa çok yakın ama öbür yanımız işin ucunda nükleer, son derece öldürücü bir konvansiyonel çatışma ve belki de devamında bir nükleer hesaplaşmanın olabileceği bir savaşa çok uzak durmaya çalışıyoruz. İnsanlık olarak. Öncelikle M5 Savunma ve Strateji Dergisi'nin daha önce de genel yayın müdürlüğünü yapmış bir uzman dostunuz olarak söyleyeyim. Bugün Rusya veyahut NATO'nun elindeki antinükleer silahlar, yani konvansiyonel silah ateş gücü nükleer silahlardan farksız. Yani elimizdeki tüm konvansiyonel silah ve mühimmatların kullanıldığı bir savaş belki nükleer savaş kadar çok korkunç bir sonuç doğurmayabilir. Çünkü orada yok olacağız hep beraber ama bu tür bir savaşta NATO-Rusya veya NATO-Çin savaşında doğabilecek sonuç sağ kalanların da keşke ölseydim diyebileceği kadar büyük bir yıkım olacak. O yüzden her ne kadar taraflar savaş alanında birikimlerini güçlendiriyor ve manevralarını güçlendiriyorsa da dikkat edin, Rusya dahil herkes bir miktar daha diplomasi, bir miktar daha diplomasi, aman biraz daha diplomasi tarzında yaşıyor. Özellikle Rusya lideri Vladimir Putin'in Emmanuel Macron'la yapmış olduğu görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ve NATO bizim güvenlik hassasiyetlerimizi aşağıladı veya görmezden geldi diyerek konuyu çok fazla dallandırıp budaklandırmamış olması, devamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Biz asla savaşmak istemiyoruz, biz asla işin ucu savaşla bitecek bir konuya yaklaşmak istemiyoruz ama aşağılanmak da istemiyoruz. Yine de önümüzdeki haftalarda bu metni, yani Amerikalıların bize verdiği metni iyice inceledikten sonra mevkidaşım Antony Blinken'la bir görüşme daha yapmayı umuyorum" demesi esasında rahatlatıcı bir kimlik. Hatta Lavrov daha da ilginç ve belki de Amerikalıları şaşırtan bir yaklaşım sergiledi ve dedi ki bize Amerikalıların verdiği cevapla NATO'nun verdiği cevap arasında eğer tercih yapmam gerekiyorsa Amerikalıların cevabını tercih ederim. Çünkü üslup olarak daha uzlaşmacı bir kimlik taşıyordu dedi. Şimdi bu işin iyi bir yönü. Yani Rusya esasında daha önceki videolarımdan birinde de söylediğim gibi eğer gücü yettiği an işgal eden bir ülke, gücü yettiği an askeri gücünü kullanmaktan çekinmeyen ve hatta bir yazımda da belirtmiştim Star'da, hala o noktadayım, 21. yüzyıl ortamında 19. yüzyıl askeri refleksleri gösteren bir devlet. Eğer Amerika'nın gitişine tarzında bu mektubuna hala görüşme yönünde bir çaba gösteriyorsa ve hala diplomasiye açık kapı bırakıyorsa bu şu demek, açık ve net. Evet, askeri süperiyoritesi, askeri üstünlüğü çok yüksek fakat alacağı bir çatışma kararının finaldeki bedelini ödeyip ödemeyeceği konusunda ciddi bir soru işaretine sahip. Yani kısa dönemli bir kazançla üstün gelmiş bir Rusya mı ve uzun vade veya orta vadede çok ciddi hırpalanmış bir Rusya mı?
Genelde siyasi gözlemciler Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun son dönemde sergilemekte olduğu katı ve Rusya'yı bir köşeye sıkıştırıcı politikalara dönük Moskova'nın ve Putin'in tabii ki sessiz kalmayacağını ve yapacağı bir işle ve belki de Amerika ve NATO'nun insanlık gözü önündeki kredibilitesini ciddi şekilde zafiyete uğratacak bir hareket de olabileceğinde birleşiyorlar. Ama bunun ne olabileceği konusunda ciddi soru işaretleri var. Şimdi tabii Anthony Blinken söyleyeceğini söyledi, yapacağını yaptı, konuşmasını bitirdi, mektubu yolladı, geri çekildi. Ne yapıyor şimdi Amerika? Amerikan Savunma Bakanı, eski general, Merkez Kuvvetler Komutanı'ydı biliyorsunuz. Lloyd Austin devreye girdi. Yani Blinken geri çekildi, Savunma Bakanı devreye girmiş durumda. Ve dedi ki, Rusya lideri Putin'in şu anda bölgede bir işgal harekatını başlatmak için gerekli tüm gücü biriktirdiğini görüyoruz. Şimdi bu lafı bir türlü Almanlar ve Fransızlar ve hatta denge politikası kovalamakta olan Ukrayna lideri Zelenski söyleyemiyor. Bunu söyleyen Amerika ve İngiltere ve diyorlar ki bu istihbarata göre şu güç, hani Belarus ve buradaki güç, Ukrayna'yı işgal etme kapasitesine sahiptir. Devam ediyor. Şu an için bu gücün kullanımına ilişkin bir karar olmadığını izliyoruz Putin'den. Ama artık bu işgal için yeterli bir kapasitedir. Bu çerçevede Putin 3 atak yapabilir dedi. Bunlar değerlendirmeler önemli ki benim değerlendirmelerim de hemen hemen aynı. Doğrudan Kiev dahil Ukrayna şehirlerini işgal edebilir. Bakın orada biriken askeri gücün kapasitesi 44 milyonluk bir ülke arkadaşlar Ukrayna. Dalga geçmiyoruz. Ve eski bir Sovyet Cumhuriyeti son 48 saat içinde Amerika Birleşik Devletleri'nden tam 45 dev nakliye uçağıyla savaş mühimmatı almış. İngiltere'den benzer şekilde mühimmat almış. Kendi savunma sanayi olan ve kendi ordusunu da 350 bin personele çıkarmış. 350 bin personele çıkarmış bir Ukrayna'dan söz ediyoruz. 44 milyon nüfuslu dev gibi bir ülke. Ve Amerika diyor ki o güç yeter buna. Karşılaştığımız durum bu. Putin diyor Kiev dahil Ukrayna şehirlerini işgal edebilir, bu bir. İki, belirli bölgeleri işgal edebilir. Yani Donbas'ın biraz daha batıya doğru tarafını, bu ikisini de yapmayabilir. Üçüncü ve gerçek şık bence, bence de gerçek şık. O demiyor gerçek şık diye. Ben söylüyorum. Donbas'taki iki sahte cumhuriyeti tanır. Onların çağrısı üzerine de o bölgeye güçlü bir miktarda asker ve silah sevk edip durur. Ve tehdidi tırmandırır. Şimdi Rus askeri hala da Belarus'ta veya Ukrayna sınırında. Ama bu dediği olursa Donbas'ta Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti, ey Putin sen beni tanıdığına göre, tıpkı Dinyester'i tanıdığın gibi, Transdinyester'i, Moldova'daki ayrılıkçı grup veya Abasya'yı veya Güney Ossetya'yı, gönder askerini derse Ukrayna'ya işgalsiz, zaten koparılmış bölgeye Rus askeri girer, tehdit büyür, tehdit yükselir. O zaman NATO Doğu Avrupa'ya resmen bir blokaj askeri yığına başlar. Zaten bu senaryoyu yakın gördükleri için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden son açıklamasında dedi ki ben Doğu Avrupa'ya küçük bir askeri yığınakla başlıyorum ama NATO müttefiklerimiz o bölgeye yeni bir yığınak yapacak dedi. Yeni bir yığınak. Jens Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri, Atlantik Konseyi'ndeki konuşmasında
resmen NATO Doğu Avrupa'daki askeri varlığını, oraya yerleştirmiş olduğu savaş sistemlerini asla geri çekmeyecek. Doğu Avrupa'daki müttefiklerimizin içine yerleşecek olan yeni askeri konuşlandırmalar konusunda da hiç kimseyle müzakere yapmayacak dedi ve Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Polonya'ya yeni NATO askeri yığınağının başlayacağını ilk bilgisini verdi. Bu şu demek, Doğu Avrupa'ya, Türkiye'de dahil belki, Doğu Avrupa'da olmayan NATO ülkelerinden, İngiltere, Kanada, artık Almanya, Türkiye, İtalya, yoğun bir, zaten Amerika Birleşik Devletleri 3-5 yıldır bu bölgede sürekli bu tatbikatı yaptı. İntikal tatbikatı bunlar. Ve esas olarak yani Bulgaristan ve Romanya'da müthiş bir askeri yığınak yaptı. Türkiye'nin sınırına yakın Dede Ağaç'ta da büyük bir askeri yığınak gerçekleştirdi. 500 tank, şu bu. Bu tanklar ve askeri yığınak Dede Ağaç'tan hızla Bulgaristan'a ve oradan da Doğu Avrupa'ya intikali gibi bir durum söz konusu. Bence bu üçüncü şık, yani tam savaş değil ama mışımsı gibi. Fakat burada tabii John Sullivan var, Moskova Büyükelçisi Amerika Birleşik Devletleri'nin. O da dedi ki Rusya bölgedeki askeri varlığını geri çekmeye başlarsa diplomasinin yolu açılır. Ve bu yolda orada yapılacak yığınaklar falan durur dedi. Yani Rusya'ya deniliyor ki gel sen hiçbir şey yapma, yavaş yavaş geri çekil, diplomasiyle üzerinde çalışalım. Ve daha da ileri bir şey, savaş başlatmaya niyetli değiliz diyen Rusya, bu ya bir yandan da Belarus'ta çok ciddi askeri yığınak yapıyor. Şimdi yeni bir şahsı tanıtacağım ismen. NATO Güney Kafkasya ve Orta Asya özel temsilcisi Javier Coloman. Bu şahıs şöyle bir açıklama yaptı. Anlık politikalarımız Rusya'nın talep ettiği şekilde NATO'nun başka ülkelere açık kapı politikasını durdurmasına izin vermiyor. Açık kapı politikamızı durdurmayacağız ve herkes bize başvurabilecek. Bunların arasında şimdi sıkı durun, iş büyüyor. Kafkasya'ya geliyor. Gürcistan da var. Gürcistan 2008 Bükreş zirvesinde zaten kapı açılmış ve Gürcistan'a istediğin zaman başvur, değerlendirelim denmiştik. Ama Gürcistan'ın NATO üyeliğini şu aşamada Rusya'dan gelen baskılar değil, Gürcistan'ın kendi içindeki reform sürecinin yavaş işlemesi engelliyor. Yargı reformu, siyasi reform, özellikle anayasal ve seçim sistemindeki reformlar gerçekleştiği takdirde biz Gürcistan'ı da NATO'ya alırız dedi. Şimdi Rusya bir yandan diyor ki Ukrayna ile Gürcistan'ı sakın ha, NATO'nun en yetkili ağzı, yani genel sekreterden sonraki en yetkili ağzı, niye? Adam ittifakın Güney Kafkasya ve Orta Asya sorumlusu. Diyor ki yani Gürcistan reformlarını hallederse ben bunu alırım. Şimdi bu durumda yani Batı sürekli el yükseltiyor. Ve Çin Halk Cumhuriyeti mesela şu anda oturmuş durumu seyrediyor. Tayvan meselesi var çünkü. Ya bu Batı Rusya'ya neler yapıyor? Yarın bir gün Tayvan meselesinden ben ne karşılaşacağım? Ona bakıyor. Tayvan da Ukrayna'ya bakıyor. O nasıl kendini koruyor falan. Yani böyle bir küresel oyun var. Ve burada Rusya'nın yapacağı bir atak Batı'nın bütün imajını zedeleyebilir. Büyük bir riske doğru gidiyoruz.
taraflar kendi kredibilitelerini ayakta tutabilmek için olağanüstü bir çaba gösteriyorlar. Mesela Sergey Lavrov dört büyük radyoya açıklama yaptı Rusya'da. Dedi ki, Batı dedi 2010 Astana ve 1999 İstanbul Akit zirvelerinde kabul edilmiş bir anlaşma metni var. Batı hep bu anlaşmanın bir cümlesini öne çıkarıyor dedi. Yani isteyen bir devlet istediği devletlerle kendi güvenliği açısından ittifak kurabilir cümlesi. Ama dedi o cümlenin devamında başka bir cümle daha var, onu hiç kimse görmüyor nedense dedi. O cümlede şu dedi. Bir devletin güvenlik düzenlemeleri komşusu ve başka devletin güvenliğini sarsacak düzeyde olamaz. Şimdi bu durumda yani Rusya'nın da söyleyeceği çok fazla laf var benim gördüğüm kadarıyla. Ve bu çerçevede baktığımız zaman NATO'nun bir de Gürcistan'ı da alırım sen ne diyorsun falan lafıyla olayın nereye doğru gideceği belli olmaz. Bakın yine coğrafya açısından söylüyorum. Eğer bu bölgede bir Rus müdahalesi olacaksa şu veya bu şekilde en geç 20 Şubat civarında olup hızlı bitmek zorunda. Niye? Çünkü Mart 15'ten sonra bugün bütün o coğrafyadaki toprağı dondurmuş olan kar eriyecek ve bir dönem Hitler'in, öbür dönemde Napolyon Bonaparte'ın gömüldüğü çamur sezonu başlayacak ta yaza kadar. Öyle bir çamur ki ne bırak tankı topu, insan geçemez, at da gidemez. Öyle bir çamur orası. Bu coğrafyayı unutmadan konuşuyor herkes. İşte şu gün mü olur, bugün mü? Kardeşim bu iş olursa Şubat ayında olur, olmazsa bir daha olmaz. Ne zamana kadar olmaz? Yaza kadar olmaz. Ha yazın çamur mevsimi biter, Rusya yeniden hareketlenir mi bilemem. Ama Şubat olmadıysa en yakın Temmuz'da olur. Daha arası yok bu iş. Böyle. Çünkü coğrafya sonuç itibariyle askeri açısından çok önemli bir durum. Gördüğümüz kadarıyla savaşa yakınız. Amerika Birleşik Devletleri de bu çerçevede Avrupalılarla beraber iyi götürmeye çalışıyor. Amerika'nın içinde, Avrupa'nın içinde ciddi problemler var ama sonuç itibariyle şu ana kadar NATO kritik anlarda bir arada durmayı başardı. Ama sonrasında ne olur? Rusya zaten bölünmüş bir ittifaktı. Ben onu daha da iyi böldüm diyecek bir kıvama yükselir mi? Onu da göreceğiz. Kalın sağlıcakla.